Efendim dün İstanbul merkezi 5 ilde rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli kamu çalışanlarının da bulunduğu 224 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. Şimdi son durumu öğrenmek üzere CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'a gideceğiz. Merve, günaydın, kolaylıklar. Nedir son bilgiler dünden bugüne yansıyan? Evet Büşra Arsantaş, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde İstanbul merkezli 5 ilde operasyon gerçekleştirmişti. İzmir, Adana, Şırnak ve Kocaeli illerinde şu dakikalarda dün itibariyle 194 kişi gözaltına alınmıştı. Sayıda herhangi bir değişiklik yok. Şu an 194 kişi gözaltında, ifade işlemlerine ise gece saatlerinde başlandı. Hemen hatırlatmak gerekirse Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta memurları ve belediye mühendislerinin de bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından dün operasyon için düğmeye basmıştı. O operasyonlarda 194 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 48'i Kadıköy Belediyesi'nde zabıta ve zabıta müdürü şeklinde, yine 6'sı ise belediyede mühendis olarak görev alıyorlardı. Tabii operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Neydi onlar? Şüphelilerin kendi aralarında belirli şifreli konuşmalar gerçekleştirdiğini belirledi polis ekipleri. O yaptıkları incelemelerde şüpheliler rüşvet alacakları esnafa sağlam adam şifresini kullanıyorlardı. Kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda rüşvete ise metre ismini veriyorlardı. Polis ekipleri o telefon dinlemelerinde şüpheler arasında geçen bunları tespit etti. Yine rüşvet paraları ortak hesapta toplanıyordu. Bu şüpheliler arasında toplanan o rüşvet paraları da ortak bir hesapta toplanıyor. Ardından kişilere göre miktarlar paylaşılıyordu kendi aralarında. Peki o rüşvet ağı nasıl dönüyordu? Polis ekiplerinin olaya ilişkin tespiti neydi? Ondan da söz edelim. Zabıtalar öncelikle özellikle o bölgedeki esnaflara ziyaretlerde bulunuyorlardı. Çeşitli ziyaretlerde ve o iletişim bilgileri alınıp veriliyordu. Daha sonrasında başka bir grup o esnafa giderek bir takım eksiklikler bahane gösterilerek o esnafa yönelik bir baskı ortamı oluşturuluyordu ve bunun üzerine o esnafta bir önceki sefer kendisine ziyarete gelen zabıta memuruna rüşvet alıp veriyordu. Bu şekilde bir ilişki yaşanıyordu. Polis ekiplerinin tespiti bu yöndeydi. Dediğimiz gibi İstanbul merkezli 5 ilde operasyonun düğmesine basıldı. Dün sabah saatlerinde çok oldukça sıcak bir gelişmeydi. Bizler de ekranlarınıza getirmiştik. O Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında da rüşvet, yolsuzluk gibi suçlamalarla başlatılan o soruşturmada 194 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar neydi peki? Örgütlü olarak rüşvet almak, rüşvete aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla o 194 kişinin gece saatleri itibariyle ifade işlemlerine başlandı ve şu dakika itibariyle de Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin tabii 30 kişi henüz şu an için 30 kişinin yakalanması için de ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir gelişme olduğunda bizler sizlere yine aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü şimdilik yeniden merkeze bırakalım.